Herkese merhabalar, ben Pidik kanalından Aslı. Bugün İlk Nokta'nın YouTube kanalına konuk olarak karşınızdayım. İki kitaptan oluşan bir seri ve mutlaka okumanızı tavsiye ederim. Feminist edebiyatın en önemli kitaplarından bir tanesi. Eğer böyle genç yetişkin tarzında çerezlik bir yaz kitabı arıyorsanız bence kesinlikle bu Gilkerelli masalını okumalısınız. Merhabalar, ben Pidiki kanalından Aslı. Bugün İlk Nokta'nın YouTube kanalına konuk olarak karşınızdayım ve çekmeyi en çok sevdiğim video türüyle karşınızdayım. Bugün sizlere çok güzel kitaplar önermek için geldim ve birbirinden güzel kitaplar seçtim sizler için. Benden kitap önerisi isteyen kişilere genellikle bu kitapları öneriyorum, yaş grubuna göre tabii ki de. İçlerinde bilim kurgu, fantastik, mitolojik, nöro roman, derleme, işte dünya klasiği, çocuk kitabı ve daha pek çok türün bulunduğu bir kitap önerisi, bir kitap derlemesi seçtim sizler için. Umarım bu önereceğim kitapları beğenirsiniz. Bu kitaplar benim okurken çok büyük keyif aldığım, okurken hiç bitmesini istemediğim ve çok büyük merakla, hevesle okuduğum kitaplar. Toplamda sizlere 10 adet kitap önereceğim. Bunlardan bazıları set halinde, bazıları ise tekli kitap halinde. Lafı çok fazla uzatmadan hemen kitap önerilerine geçmek istiyorum. Kitaplar hakkında sizlere ufak ufak bilgi verip bu kitapları neden sevdiğimi anlatmak istiyorum. O zaman kitap önerileri gelsin. İlk olarak son zamanlarda oldukça popüler olan yazarın telif hakkının bitmesiyle tüm yayın evlerini bulabileceğiniz bir kitapla karşınızdayım ve bu kitap Hayvan Çiftliği, George Orwell'a ait. George Orwell'ın kitaplarını artık tüm yayın evlerini bulabilirsiniz. Ben Can Yayınları'ndan almıştım bu kitabını ve kitap aslında biraz politik bir kitap. Fakat kesinlikle okurken canınızın sıkılacağını düşünmeyin. Gayet oldukça akıcı bir dile sahip ve bir çırpıda bitiyor. Kitabımızın isminden de anlaşılacağı üzere baş karakterleri insan değil, hayvan. Burada politik, işte hayvanlar üzerinden politik olarak işte ülkelere gönderme yapılıyor. Hayvan Çiftliğinde reel sosyalizm ve diktatörlük eleştiriliyor. Dediğim gibi politik bir kitap fakat böyle masalsı bir dille anlatıldığı için gayet hızlı bir şekilde, akıcı bir şekilde okuyabilirsiniz. Benim çok hoşuma gitmişti. O yüzden sizlere de önermek istedim. Önereceğim bir diğer kitap ise bir seri aslında. Mary Lou'dan Warcross ve Wildcard serisi. İki kitaptan oluşan bir seri ve mutlaka okumanızı tavsiye ederim. Benim yani kitap önerisi deyince aklıma gelen ilk kitaplardan kesinlikle bu Warcross ve Wildcard serisi. Mary Lou'nun ben kalemine hayranım. Yani gerçekten ne yazsa okurum. Şimdiye kadar çıkardığı her kitabı okumaya çalışıyorum ve en beğendiğim seri kesinlikle bu. Bilim kurgu seviyorsanız eğer, böyle işte sanal oyunlara da merakınız varsa bu kitap kesinlikle çok hoşunuza gidecek ve dili de o kadar akıcı ki yani şu kitabı bir günde bitirebilirsiniz. Aynı şekilde Wildcard da o şekilde. Birinci kitabın devamında neler olduğunu çok merak ediyorsunuz ve Wildcard'ı da bir solukta okuyacağınıza eminim. Ben bu kitapları 2-3 günde bitirdim diye hatırlıyorum. Gerçekten çok çok güzeldi. Ben değerleri çok ayrı. Zaten bu kitaplar New York Times bestseller kitaplar ve okurken keşke bu işte içinde yer alan oyunun gerçeği olsa da oynasam diye düşündüm. Yani çok oyun kolik bir insan değilim fakat bana bile bunu dedirtti yani. Her sayfasında aksiyonun yer aldığı, böyle sizleri hiç nefes aldırmayacak, bir solukta okuyacağınız bir seri mutlaka okumanızı tavsiye ederim. Sizlere önereceğim bir diğer kitap ise Gündüz WhatsApp'tan Cehenneme Övgü. Gündelik Hayatta Totalitarizm ve bu kitapta beni çok etkileyen sayfalar olmuştu. Bu kitabı sizlere neden öneriyorum? Çünkü okurken kendinizden çok şey bulacağınıza eminim. Ben de öyle olmuştu ve altını çizdiğim o kadar çok sayfa var ki yani böyle her sayfasında aa evet böyle ya da her okuduğum cümlede aa evet böyleydi demiştim. Öyle hatırlıyorum. Ve o kadar etkileyici bir kitap ki bence kesinlikle herkesin okuması gereken bir kitap. Gündüz WhatsApp'la bu kitap sayesinde tanışmıştım ve gerçekten çok sevdim kalemini, yazış biçimini. O eleştirdiği şeyleri o kadar haklı buldum ki ve o kadar güzel bir kitap ki mutlaka okumanızı tavsiye ederim. İşte böyle seçme seçilme hakkında, işte aşk hakkında, çocuk hakkında, yani aklınıza gelebilecek her konu hakkında böyle kısa kısa derlemeler yer alıyor ve neden işte böyle sürekli bir eleştiri tarzında yazılmış bir kitap. Eğer sizlere bir şeyler katacak bir kitap okumak istiyorsanız, böyle biraz hayatı sorgulamak istiyorsanız, kendinizi böyle bir çırpmak istiyorsanız bu kitabı mutlaka okumalısınız. Gerçekten benim kitaplarımın en güzel kitaplarından bir tanesi. Bu kitabı okurken hem çok
işte sinirleneceksiniz, hem böyle kendinizden bir şeyler bulacaksınız. Yani böyle çok çeşitli duyguları yaşayacağınıza eminim. Dili de oldukça akıcı ve sade, kolaylıkla hemen okuyabilirsiniz. Fakat benim naçizane tavsiyem böyle uzun uzun, yani böyle bir solukta okuturup bitirmeyin bence bu kitabı. Çünkü öğreneceğiniz ve anlamlandıracağınız, yorumlayacağınız o kadar çok şey var ki bu kitapta. Böyle yavaş yavaş altını çize çize, düşüne düşüne okumanızı tavsiye ederim. Ve gelelim biraz daha neşeli bir kitaba. Önereceğim bir diğer seri ise Geyikelerle Masalı serisi. Bu üç kitaptan oluşan bir seri fakat birbirinden bağımsız kitaplar. İlk kitabımız Geyikelerle, ikincisi Prenses ve Hayranı ve üçüncüsü Kitap Kurdu ve Çirkin. Şöyle kutusundan çıkartayım. Kitap baskıları o kadar güzel ki. Her bir kitap bir masala gönderme aslında. Örneğin Geyikelerle kitabı Cinderella masalına bir gönderme. İçinde zaten okudukça anlıyorsunuz. Kendinizi bir Cinderella masalında hissediyorsunuz. O kadar heyecanlı, o kadar güzel ve o kadar aşk dolu bir seri ki her bir kitapta aynı şekilde. Böyle romantizmi, heyecanı dolu dolu sonuna kadar yaşayacağınız, hissedeceğiniz serilerden bir tanesi. Eğer böyle genç yetişkin tarzında çerezlik bir yaz kitabı arıyorsanız bence kesinlikle bu Geyikelerle masalını okumalısınız. Her bir kitap çok güzel ve okuduktan sonra da kendinizi böyle masal dünyasında hissedeceğinize eminim. Ve şimdi önereceğim kitap bir bilim kurgu klasiği. Kadınlar Ülkesi. Kadınlar Ülkesi benim okurken çok büyük keyif aldığım ve böyle feminizmi dolu dolu yaşadığım bir kitap oldu. Gerçekten çok güzel ve oldukça sıra dışı bir romandı. Benim okurken çok etkilendiğim bir romandı. Bilim kurgu klasiklerini ben çok seviyorum zaten ve Kadınlar Ülkesi de benim favorilerimden bir tanesi. Toplumsal rollerin, ataerkilliğin eleştirildiği bir kitap Kadınlar Ülkesi. Dışarıdan bakıldığında normal bir ülke gibi gözüken bir ülke düşünün. Fakat o ülkede sadece kadınlar yaşıyor. Yani hiçbir erkek yok. Sadece kadınlardan oluşan bir ülke. Ve sonrasında bu ülke keşfediliyor ve 3 erkeğin bu ülkeye işte gitmesiyle kitabımız başlıyor ve olayları orada öğreniyoruz. O ülkede neler yaşanıyor? Sadece kadınlar nasıl var? Sadece kadınların olduğu bir toplum nasıl olabilir? Gizemli Kadınlar Ülkesini keşfetmeye giden 3 erkek bu ülkenin inancını, kültürünü, ekonomisini, yönetim biçimini ve toplumsal rollerini keşfetmeye gider. Oldukça sıra dışı olan bu ütopyayı sizler de keşfetmek isterseniz mutlaka bu kitabı okumalısınız. Kitabın sonuna kadar büyük bir heyecanla, büyük bir merakla okuyorsunuz ve ben çok kitabın sonunda neler olacak çok merak etmiştim. Feminist edebiyatın en önemli kitaplarından bir tanesi olan Kadınlar Ülkesini mutlaka okumanızı tavsiye ederim. Önereceğim bir diğer kitap ise Achilles'un Şarkısı. Eğer mitolojiyi seviyorsanız bu kitabı mutlaka 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 okuyun. Gerçekten çok güzel bir kitap. Ben çok böyle mitolojiyle aram olmamasına rağmen bu kitaba bayılmıştım. Achilles'un Şarkısı aynı zamanda Orange en iyi roman ödülü almış bir kitap. Baş karakterimiz Achilles, şanı için her şeyinden vazgeçen yarı tanrı ve onun can yoldaşı Patroklos ve işte Troya Savaşı'nı anlatılan bir kitap. Son sayfasına kadar aksiyonunu elden bırakmayan, her sayfasında bir heyecan olan, her sayfasında böyle sizleri şaşırtan çok güzel bir kitap. Mutlaka okumanızı tavsiye ederim. Bence mitolojik, fantastik olarak yazılmış en iyi kitaplardan bir tanesi ve mutlaka mutlaka okuyun. Önereceğim bir diğer seri ise Dar Ağacı Dansı ve Dar Ağacı Şarkısı serisi. Bu seri benim favori serilerimden bir tanesi. Gerçekten her kitap önerisi isteyen kişilere bu seriyi öneriyorum. Dar Ağacı Dansı adı da aslında bir kitabın olduğu ve bu kitabın içinde bir kitabın yer aldığını düşünün. Yani kitap içinde kitabı görüyoruz aslında. Dar Ağacı Dansı bir kitabın ismi ve baş karakterimiz bu kitabın içerisinde yer almayı çok istiyor. Sonrasında ise bir olay gerçekleşiyor ve gerçekten de kendisi de o kitabın içinde bulunuyor. Kurgusunu en çok beğendiğim kitaplardan bir tanesi diyebilirim. Çok sıra dışı ve beni çok etkileyen bir seri olmuştu. Yani kitap içinde kitabı okumak ve o kitabı yaşamak bana çok ilginç ve değişik gelmişti. Zaten kitabın arkasında da bir yazarın sözü var. Bu kitabı asla yeteri kadar övmeye başaramayacağım. Gerçekten de ben de aynı şeyleri düşünüyorum. Yani o kadar güzel ki yani hiçbir kelime bulamıyorum bu kitabı anlatacak. Eğer böyle genç yetişkin tarzında bir distopya okumak istiyorsanız mutlaka bu seriyi okuyun. Ve dili o kadar akıcı ki bir solukta, bir çırpıda bitirebilirsiniz. Yani şu kitabı ve şu kitabı toplamda 2 günde bitirebilirsiniz bence. Yani zaten kitap okumaya başlayınca direkt içine kapılıyorsunuz ve yani bırakmak, elinizden bırakmak imkansız hale geliyor. Bana güvenin ve lütfen bu kitapları okuyun. Benim en çok sevdiğim serilerden bir tanesi Dar Ağacı Dansı ve Dar Ağacı Şarkısı. Önereceğim bir diğer kitap ise bir klasik. Jane Austen'dan Gurur ve Önyargı. Gurur ve Önyargı benim okurken çok büyük keyif aldığım bir klasik, bir başyapıt.
Aynı zamanda bu kitabın bir filmi de mevcut. O filmi de gerçekten çok güzel uyarlanmıştı. Yani bir uyarlama olarak gerçekten harikaydı. Kitapla birebir örtüşüyordu diyebilirim. Kitabını okursanız ve severseniz lütfen filmini de izleyin. Gerçekten çok güzeldi. İngiliz edebiyatına merakınız varsa ve güzel böyle bir aşk hikayesi okumak istiyorsanız Gurur ve Önyargı gerçekten çok hoşunuza gidecektir. Bu kitabın aynı zamanda Aşk ve Gurur adıyla da başka baskıları mevcut. Aslında aynı kitap fakat bazı yayın evlerinde Aşk ve Gurur olarak çevrilmiş. Şaşırmamanız açısından bu bilgiyi de sizlere vermek istedim. Yani bazen çok karıştırıyor çünkü Aşk ve Gurur farklı bir kitap mı, Gurur ve Önyargı farklı bir kitap mı diye. O yüzden bu sorunun da cevabını buradan vermiş olayım. Gurur ve Önyargı okunacak en güzel klasik kitaplardan, en güzel başyapıtlardan bir tanesi. Ve gel gelelim, okurken çok büyük keyif aldım. Özellikle gençlere tavsiye ettiğim bir kitap. İçimdeki Müzik. Genç Tımaş'ın en güzel kitaplarından bir tanesi bence. Benden kitap önerisi isteyen herkese, yani 7'den 70'e herkese bu kitabı öneriyorum. Kitabımız 48 ödüllü New York Times bestseller bir kitap. Kitabımızın baş karakteri Melody, konuşamayan bir kız ve bu kızımızın hikayesini görüyoruz. Sizleri derinden etkileyecek ve sarsacak bir kitap. Okurken çok aynı zamanda sizlere bir şeyler katabilecek bir kitap bence. İçimdeki Müzik benim favorilerimden, kitaplığımın favorilerinden. Mutlaka okumanızı tavsiye ederim. Yani 7'den 70'e herkes okuyabilir. Hiçbir yaş sınırı yok bence. Çünkü herkes okuyana, her yaş grubuna farklı şeyler katacağına eminim. Lütfen bu kitabı, özellikle çocuklarınıza lütfen bu kitabı okutun. Ve sizlere önereceğim bir diğer seri ve son seri. Pia Mater. Bu seriler yani mükemmel. Gerçekten mükemmel. Eğer bir nöro roman okumak istiyorsanız bu seriyi lütfen okuyun. Yani içindeki bilimsel bilgiler aslında sizlere öyle bir şekilde verilmiş ki, öyle bir şekilde sunulmuş ki hiç kafanızı karıştırmıyor, sizleri hiç rahatsız etmiyor. Böyle okurken de çok şey öğreneceğiniz bir seri. Bu tamamlanmamış bir seri aslında. Üçüncü kitabı da çıkacak. O üçüncü kitabı da bu sene çıkacak diye ümit ediyorum. O kitabını da sabırsızlıkla bekliyorum ve onun da çok güzel olacağına eminim. Çünkü ilk iki kitap o kadar güzeldi ki. Kitapları okuma grubumla beraber okumuştuk ve okuyan herkes gerçekten çok beğendi. Yani o bilimsel bilgiler kesinlikle sizleri korkutmasın. Vücudumuzla ilgili, insan doğasıyla ilgili o kadar çok şey öğreniyoruz ki bu kitaplar sayesinde. Ben böyle her okuduğumda vay be demiştim. Yani bu gerçekten böyle mi? Böyle bir şey gerçekten var mı? Diye böyle sorguluyorsunuz ve araştırıyorsunuz aynı zamanda. Dediğim gibi sizlere çok şey katacak kitaplardan bir tanesi. Ben okurken çok büyük keyif almıştım ve çok büyük merakla okumuştum. Her bir sayfadan sonra artık bir sonraki sayfa için böyle acele ediyordum. Yani o kadar heyecanlı ve merak uyandırıcı ki sonunda ne olacak? Çok çok merak ediyorum. O kadar değişik bir kurgu ki, o kadar farklı ki, yani eşi benzeri yok bence bu kitapların. Okumazsanız çok büyük bir şey kaybedeceğinize inandığım bu seriyi sizlere önermek istedim ve sizlere önereceğim son seri de buydu. Toplamda 10 adet kitap önerdim. Önerdiğim kitapları umarım beğenmişsinizdir. Ben bu videoyu çekerken çok büyük keyif aldım ve umarım sizler de izlerken büyük bir keyif almışsınızdır. Ve bu kitapları inanıyorum ki bir yere not etmişsinizdir. Ve okuduktan sonra da bana hak vereceğinize eminim. İlk noktaya da beni konuk ettiği için buradan çok teşekkür ediyorum. İlk nokta kanalına da abone olmayı unutmayın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.